Zeytinburnu! Ne kadar güzelsin! Sallayın bayrakları! Görelim sizleri! Haydi! Zeytinburnu'ndan bu kadar ses gelmez! Daha kuvvetli! Duyalım sesinizi! Sana ihanet edilen kara günlerden gözünü kırpmadan gençlik kolları ne güzelsiniz! Gece gündüz çalışıyor hiç yorulmadan. Şimdi birkaç dakika içinde sayın başkanları sahneye alacağım. Ancak bu coşku yetmez. Arka taraf, sallayın bayrakları. Muhtarlarımız da buradaymış. Onlara da sevgilerimizi sunuyoruz. Hoş geldiniz. Gözlerini kapatmış bir Orhan Bey. Gün bir tepeden bakan Beyatlı gibi. İstanbul'un aşığı bak İmamoğlu. Gece gündüz çalışıyor hiç yorulmadan. Ne tektik ne davalardan hiç usanmadan. Zeytinburnu hazır mı? Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanım Sayın Metin Doğan geliyor. Biz adalete savaş, demokrasiye savaş, ülkesiz. Benim ülkesim bu kadim şehirde, Fatih'in izleri dolu her bir köşede, Mustafa Kemal gibi kutlu hevesle. Zeytinburnu! Zeytinburnu şöyle bir bayrakları indir. Şimdi genç, dinamik, şehir plancı, onurlu bir başkanı davet edelim. Onur Soytürk geliyor! Kaldır bayrakları! Sevgili eşleriyle beraber Onur Soytürk geliyor! Hazır mısınız? 31 Mart'a hazır mısınız? 1 Nisan şakası yapmaya hazır mısınız? Hepiniz hoş geldiniz. Herkesi görüyorum. Herkese çok çok selam veriyorum. Ben 20 yıldır şehir planlama ve kentsel dönüşüm konusunda çalışıyorum. Ben 4 yıldır Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul'un kentsel dönüşüm sorunu olan tüm noktalarında projeler üretiyorum. Ben bugünden itibaren 1 Nisan'dan itibaren adil kentsel dönüşüm yapmak için 25 yıldır yapılamayan kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek için Zeytinburnu'nun burçlarına Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı dikmek için geliyorum. Kentsel dönüşüm konusunda ada bazlı kentsel dönüşüm projeleri hayata geçireceğiz. Binaların altında otoparklar yapacağız. Parklar yapacağız. Ulaşım sorununu çözeceğiz. Kentsel dönüşümü adil ve hakça yapacağız. Sosyal demokrat ve halkçı belediyecilik anlayışını Zeytinburnu Belediyesi'ne getireceğiz. Sizler için 10 tane kreş yapacağız. 10 tane kent lokantası yapacağız. Ekonomik krizde bunalmış halkımız, ekonomik krizden darlanmış esnafımız belediyenin hizmetleriyle rahat edecek,
feraha erecek. Sizler için en iyi projeleri, en güzel projeleri birlikte yapacağız. Zeytinburnu için mutluluk planımız hazır. Zeytinburnu için kentsel dönüşüm planımız hazır. Kentsel dönüşüm Zeytinburnu için zorunluluk. Aynı zamanda sizler için hazırladığımız çocuklar için kreşlerimiz, gençler için Zeytinburnu sporumuz hazır. Yaşlılarımızdan kadınlarımıza için hazırlayacağımız mahalle evlerine, etüt merkezlerinde LGS ve üniversite sınavına hazırlanan gençlerimiz için hazırladığımız kurslarımıza pek çok projemizle geliyoruz. Emeklilik evleriyle yeniden yapacağımız, Zeytinburnu'nun kaybolan değerlerini hayata geçireceğimiz öğretmen evi projemizle geliyoruz. Zeytinburnu'nda yaşayan tüm farklı gruplar için, tüm dernekler için dernekler binası inşa edeceğiz. Ortak alanlardaki aktivitelerinizi, düğünlerinizi, derneklerinizi bu alanlarda hayata geçireceksiniz. Tüm projelerimizi 7 Mart günü sizlere duyuracağız. Desteklerinizi isteyeceğiz. Ben 4 yıl boyunca kıymetli başkanımız, liderimiz, sayın belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla birlikte stajımı yaptım. Belediyecilik ve sosyal demokrat belediyecilik konusunda ondan öğrendiklerimi siz Zeytinburnu'lu hemşerilerimizle birlikte uygulayarak ustalık eserimizi Zeytinburnu'da yapacağız. Zeytinburnu Spor, Zeytinburnulular için en büyük marka. Zeytinburnu sporumuzun stadyumunu yenileyeceğiz. Söz. Şimdi önden bir tane arkadaşımız var. Her belediye başkanı 25 yıldan beri buna söz veriyor, yapmadı diyor. Bu 5 yıl içerisinde benim ismim Onursa, ben sizin kardeşinizsem Zeytinburnu Spor Stadı'nı yeniden inşa edeceğiz, söz veriyorum. Bir de beni bugün burada yalnız bırakmayan, pankartlarıyla ve mesajlarıyla bana destek veren Ordulu hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim? Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İzmir Karşıyaka'dan gelen burada çok kalabalık misafirlerimiz var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. 31 Mart akşamı, 1 Nisan sabahı birlikte Zeytinburnu Belediyesi'ni yönetmek için tam yol ileri diyorum. Zeytinburnu hazır mı? Görelim bir coşkuyu bakalım. Sallayın bayrakları. Her taraftan, balkonlardan, arka taraf. Görelim bayrakları. Hazır mıyız? Ekrem bende, İmamoğlu sizde. Ekrem! 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 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem İmamoğlu geliyor. Bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu.
yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy. Kızlarımız burada benim içimi ısıttı. Muhteşem kızlarımız, muhteşem güzel kızlarımız, oğullarımız, gençlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, en ön safları bırakmayan benim güzel annelerim, annelerim, senin ellerinden öperim teyzeciğim. Kurban olurum. Ailece buradayız değil mi? Hep beraber ailece, kocaman bir aile. Zeytinburnu hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sefa geldin. İyi ki varsınız. Ne güzel buradayız ve birlikteyiz. Her zaman sohbetlerimde anlatıyorum. Burada sizlere de biraz anlatmak istiyorum ki böyle kendi aramızdaki muhabbetlerimizde samimiyetle söylüyorum. Ben ne 31 Mart 2019'da ne 23 Haziran'da ne de geçtiğimiz seçimlerde gözetlemediğim bir şeyi söyleyeceğim. Artık alanlarımızda, otobüs selamlama yaptığımız caddelerde tam bir halk ittifakı, halkın vicdan ittifakı, gönül ittifakı var burada. Ailelerin ittifakı var burada. Herkes var. Herkes var burada. İnanın ben bir ailede büyüdüm ki o ailede her siyasi görüş var. Anlarım. Partisi, inanın partisi belli değil. Her partiden insan var. Siyasi görüşü, etnik kökeni, inancı ne olursa olsun fark etmez. İstanbul'u yanımda o kadar güçlü hissediyorum ki dünyanın en mutlu insanıyım, en mutlu insanıyım. Bu şehrin güzel insanlarının, milletimizin bana verdiği güç bir başka, verdiği enerji bir başka. İnan, heyecan duyuyorum. Yol arkadaşlarım burada, yönetici dostlarım, milletvekillerim, parti meclis üyelerim burada. İçten söylüyorum. Şu 29 gün geçse de bir an önce yine milletimizin arasına karışarak bu şehrin her ilçesine, her mahallesine, çocuklarına, gençlerine hizmetlerimizi katlayarak devam etmeyi yaşasak bir an önce. Kalben söylüyorum güzel anneciğim, kalben söylüyorum. Ben zaten 24 saat dolmadan yolduk söylediklerini, bakın söylediklerini yolda giderken bile döndüren, 24 saat dolmadan kendi söylediklerini çeviren ve yalanlayanlara benzemem. Onlara benzemem. Ve içten söylüyorum, bu kardeşiniz size verdiği her sözü yapmak için gecesini gündüzüne kadar. Ve bu kardeşiniz söyler ve inanın yapar. Bu kardeşiniz sizi aldatmaz. Bu hemşeriniz sizi aldatmaz. Zaten siz aldananı da sevmezsiniz, aldatanı da sevmezsiniz. Bakın onlar ne yapıyor? Bir gün onu davet etmedik, kendi kendine davet uyduruyor diyorlar. Ertesi gün koltukta ismi vardı, niye gelmedi diyorlar. Yani sözleri bir gün, sözleri. Ya da bu milletin parasıyla, bu milletin vergisiyle çalışan ama bizim adımızı bile anamayan TRT'ye çıkar, benimle yayına çıkamaz, benimle proje tartışamaz der. Bir gün geçer, İstanbul'u konuşacağımız her alanda olmaktan zevk duyarım diye ben söylediğimde hemen geri adım atıp hemen samimi değil der benim için, samimi değil. Yahu
Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunları tarifleyen, bu arkadaşı ve ekibini tarifleyen bir söz. Hani milletimiz bilir, Tornistan. Ama bizdeki ses, bizdeki yol ne biliyor musunuz sevgili hemşehrilerim? Tam yol ileri, tam yol ileri, tam yol ileri. Bunlar... Bunlar bir de niyet okuyorlar. Eskiden bize derlerdi niyet okuyorsunuz diye. Şimdi kendileri yapıyor. Bir başka örnek daha söyleyeyim mi size? Hani Tornistan'a. Felaket projesi. Allah'ın izniyle yaptırmadık. Yaptırmayacağız Kanal İstanbul'u. Yaptırmayacağız. Bu milletin geleceğini çalamayacaklar. Bu memleketin topraklarını bu milletten alamayacaklar. Yaptırmayacağız. İşte o felaket projesi. Kanal İstanbul için bağıra bağıra, hatırlayın televizyondaki röportajlarını, yapacağız. Öyle diyorlardı, hatırlayın. Şimdi de ne diyor? Hatta ona soru soran gazetecilere de fırça atıyor. Neden devamlı bana bunu soruyorsunuz diyor. Bakın Erzincan'daki o skandal ihmallerine rahmet diliyorum. Hala ulaşılamayan 9 madencimizin hatırasına, acı hatırasına binaen o konuya hiç girmeyeceğim. Ama bunların seçimler gelince büründüğü hallere inanın acı acı gülüyorum. Hani vardır ya bir de kendileri bu parolayı çok kullandılar. Neydi? Dik dur eğilme. Vallahi şimdi eğri büğrü değil, bunlar büklüm büklüm. Kıvır kıvır bir hallerdeler. Tuhaf halleri var, tuhaf. Yani tuhaf halleri var. Bu hallere düşmelerine vallahi billahi üzülüyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben bu memleketin kim olursa olsun hiçbir ferdine, onlar düşman tavrı yapıyor ya, düşman tavrı, ben bu memleketin hiçbir insanına öyle demem demedim. Bakmadım. Dolayısıyla ben onları nasıl görüyorum biliyor musunuz? Şu anda her gün bana laf yetiştiriyorlar ya, ben onları devletteki çalışma arkadaşlarım görüyorum biliyor musunuz? Ama bunlar tembel arkadaşlar. Bunlar çalışmıyorlar. Onun için onlara gülüyorum. Ama aynı zamanda üzülüyorum. Fikirleri ve vicdanları hür olmadığı için üzülüyorum. Hür olmadığı için. Onlar sadece bir kişinin buyruğunda, boyunduruğunda ya da tensipleriyle iş yaptıkları için üzülüyorum. Bazen bunlar için boşuna mı üzülüyorum diye de düşünmüyor değilim. Neden? Hatırlayın lütfen. 2019'da ne diyorlardı? Hatırlayın Ekrem İmamoğlu için. Binali Yıldırım mı diyeceksiniz, siz mi diyeceksiniz diyorlardı. Yok, yuğlamayın, vallahi yuğlamayın. Değmez. Ya ağzınız yorulur. O zaman hatırlayın, Sisi ben oluyorum bu arada. Sisi dedikleri de bu arada Mısır Cumhurbaşkanı. Kötü dedikleri Sisi'nin 15-20 gün önce ayağına gittiler. Doğru mu? Allah insana böyle ne diyeyim, öyle bir günde bunu yaptırıyor ki, sevgililer gününde yaptırıyor, sevgililer gününde. Hatta sevgili arkadaşımı Ankara'da misafir ederim de diyor. Çok arzularım diyor. Ne zaman dedi? 14 Şubat sevgililer gününde. Bakın çıt yok. Kimse hayırdır demiyor o gün. O gün onu alkışlayanlar hiçbir tanesi çıkıp da ya kardeşim hayırdır demiyor. Nedir bu U dönüşü demiyor. Bir başka örnek daha vereyim.
Yine 2019'da ne dediler? Ya bunların sözlerini hatırlıyorum da Allah esirgesin ya. Böyle bir söz desem ben var ya, bu tarz sözleri. Bu milletin huzuruna vallahi çıkamam. Bu yüz müdür, beşin midir anlamadım. Nasıl bir yüz var bunlarda ben anlamadım. Esenyurt düşerse bak bak lafa bak, lafın ağırlığına bak. Neymiş efendim, Mekke düşermiş. Ya Allah aşkına ya. Allah sizi ıslah etsin. Bak Allah sizi ıslah etsin. Yahu Mekke ile Esenyurt ne alaka, değil mi? Milletin arasına nifak sokacaklar ya. Milletin o masum inancını kullanacaklar ya. Şimdi ben size söyleyeyim, şurada yollarda gezerken bazen inanın var ya binde bir görüyorum. Allah'ıma şükür. Bazen 5000'de bir görüyorum da ben gene de binde bir diyorum. Bazen suratı sert, böyle sert bir şekilde bana bakan seçmenler görüyorum. Ben söyleyeyim, kalben biliyorum. Beni tanıdıkları için değil, tanıyamadıkları için kızgınlar, tanıyamadıkları için. Tanıyamadıkları için kızgınlar. Yoksa beni tanısınlar var ya, ya kalbine sokacak, bir daha çıkarmayacak. Onu da biliyorum. Onu da biliyorum. Az önce gelişimde orada parti binası dediler. Tepedeydiler. Onlara selam verecektim buradan. İçeri gittiler. Ama eminim camın arkasından beni dinliyorlar şu anda. Bak vallahi beni dinliyorlar. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu, sanıyorlar ki bunları anlamıyor. Bana kızgın bakıyorlar. Niye? Bu yalan ifadeleri dinledikleri için. Bu yalan konuşmaları, bu yalancıları dinledikleri için. Yahu şu 12-13 kanal var ya, bizim parayla bile, paramızla bile reklamımızı almıyor. Paramızla bile, senin benim paramla yayın yapan TRT bile reklamımızı almıyor, reklamımızı. O yöneticiler ne yapıyor biliyor musunuz? 86 milyonun kul hakkını yiyorlar, kul hakkını. Kul hakkını yiyorlar. Zehir zıkkım olsun onlara, bakın o yöneticilere. Kul hakkı yiyorlar, kul hakkı. Sanıyorlar ki bu millet bu ucuz numaraları yutacak, yutmaz. İşte onun için inançları mesele edip neymiş? Esenyurt düşerse Mekke düşermiş. Ne oldu? Esenyurt'u da kazandık. Mekke'de, Esenyurt'ta düştü mü? Düşmedi. Her şey yerinde kardeşim. Her şey yerinde. Ya aynı neye benziyor biliyor musunuz? Ne dediler? Ne dediler hatırlayın. Ekrem İmamoğlu gelirse sosyal yardımlarınızı kesecek. Yahu altı katına çıkarttık. Altı katına. Ha şunu söyleyeyim. Keşke bu memleketin ekonomisi çok iyi olsaydı da bu millete bu kadar sosyal yardım vermeseydik. Ama ekonomiyi de batırdınız. Batırdınız. Şimdi bu Mekke Esenyurt meselesini alet ettiler ya o zaman. Sanki işe yaramış gibi bu acemi aday dayanamadı, dün bir laf yetiştirdi. Neymiş efendim? Bak lafa bak, Allah'ınızı severseniz ya. 31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek. İBB'yi ben kazanırsam, yani o kazanırsa Gazze'ye yardım edeceğim demiş. Ya hayır bak, şimdi neresinden tutarsan eline geliyor. Bir, ya ey Allah'ın adamı, ey güzel adam, ne diyeyim sana? Daha ne diyeyim yani? Allah seni ailene bağışlasın, git ailenle yaşa. Ama bu şehri sen bilmiyorsun, bu şehrin insanını hiç bilmiyorsun. Hiç bilmiyorsun. Ben bu laftan ne anlarım biliyor musun? Aslında farkında değil. Hükümeti eleştiriyor burada, hükümeti.
Yani koca Türkiye Cumhuriyeti Gazze'ye yardım edemedi. O gelince edecekmiş, o gelince. Acemi adayın dengesi o kadar bozuk ki farkında olmadan aramızda kalsın. Erdoğan eleştiriyor, aramızda kalsın. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'na diyor ki Gazze'ye yardım et. Bak sen etmedin, ben gelirsem ben edeceğim diyor. İBB başkan olursam yardım edeceğim diyor. Bak daha yeni başladık. Kavga etmeyin. Yan yana afişleriniz var, sonra makası alır kesmeye başlarlar. Bak Sayın Erdoğan'ın sağı solu belli olmaz. Resimlerinden bir gün sonra seni pat diye çıkarıverir ha. Tek kendi resimleriyle seçime girer İstanbul'da. Öyle yapar mı? Yapar, vallahi yapar. Ben zaten bekliyorum. Bir hafta, bilemedin iki hafta sonra meydanlarda söyleyeyim. Dayanamayacak. Gene dayanamayacak. Keşke memleketin gerçek sorunlarına eğilse. Ama hani bir laf vardır ya, boynun eğri demişler, nerem doğru ki demiş. Şimdi bunların işi böyle. Ben bunlara boşuna su kaynattı demiyor. Boşuna kayış attılar demiyorum. Vallahi Allah yardımcıları olsun. Ama neyse bu zor zamanlarda, emeklilerimizin yüzünün gülmediği zamanlarda, dar gelirlerin sıkıntıların had safhada olduğu zamanlarda, enflasyonun tavan yaptığı zamanlarda Allah razı olsun, İstanbul'da yüzümüzü güldüren bir acemi aday var. Yüzümüzü biraz güldürdü. Bakın bu yardım konuları hassas konulardır. İstismar konuları değildir. Bu kardeşiniz bu işlerin reklamını yapmadı, yapmaz. Ama madem bu konuyu açtı, söyleyeceğim. Yakın çevremizdeki her savaştaki mazlum insanların yanında olmayı, kendi namıma değil İstanbul halkı adına esirgemedik. Bu memleketin ve bu şehrin yönetimi olarak her zaman yanlarında olduk, olmaya devam ediyoruz. Bakın Rusya-Ukrayna savaşı ardından bu süreç içerisinde belediyemiz olarak özellikle Odessa'ya ve Odessa kentine ve de göç etmiş Ukraynalı insanların farklı ülkelerde, şehirlerde çocuklarına, özellikle kadınlara dönük yardımları sizler adına yolladık. Helali hoş olsun kardeş. Bu memleket insanı adına. Bakın İsrail'in insanlık dışı Gazze saldırısı başlayınca hemen yönetici ekibimizle hemen o gün oturduk. İBB meclisine önergemizi verdik. Gazze yardımı için karar çıkarttık. Bölgeye yardım ulaştırılması zor şartlarda oluyor. Onun için bu süreci bir tek ülkemiz adına da AFAD planlıyor. AFAD'la beraber bu süreci bekledik. Sonuçta izin çıktı, hazırlıklarımızı bitirdik. İki gün sonra bu milletimiz adına yardımlarınız Gazze'ye gidiyor. İki gün sonra. Buradan Sayın Aday'a yeni bir davette bulunuyorum. Bu davet işi olunca başı dönüyor ama 5 Mart Salı günü, yani iki gün sonra, üç gün sonra sabah 11:30'da seni Sultan Gazi'deki tesislerimize, lojistik sahaya davet ediyorum. Gel orada beraber İstanbulluların yardımlarını hep beraber Gazze'ye yollayalım. Gel. Bekliyorum. Çekinme gel. Biz sana benzemeyiz. Davetimiz de asildir. Misafirperverliğimiz de asildir. Gel. Hiç çekinme. Senin gibi misafire kaba saba sözler etmeyiz, ettirmeyiz. Gel birlikte Gazze'ye, yanıma gel, el ele yardımları İstanbul halkı adına uğurlayalım. Bak şuradan ifade edeyim sevgili hemşehrilerim. İşte ne oluyor biliyor musunuz? Çok hayat boyu en çok sevdiğim sözlerden birisi. Atamızın güzel sözü. Her çocuğumuz için bir vasiyettir, her çocuğumuz için. Fikri hür,
vicdanı hür nesiller. İşte akıl da vicdan da hür olmayınca insan böyle mekanikleşiyor, ne diyeceğini bilmiyor. Çünkü bunlar talimat alarak iş yapmaya alışmışlar. Ben de yüzlerce örneği var, onlara girmeyeceğim. İnşallah 31 Mart'ta 16 milyon insanımızla birlikte ne yapacağız? Bu fikri hür, vicdanı hür olmayanları bile özgürleştireceğiz, özgürleştireceğiz. Hani bir parmak eksilterek el sallıyorlar ya, 31 Mart'tan sonra o parmaklarını da özgürleştireceğiz. Özgürleştireceğiz. El sallayacaklar serbestçe. Ya yüzyıllardır el sallamanın bir usulü var değil mi? Böyle. Elin özgür. Ya bir kişi yaptı diye herkes bir parmağını eksik gösteriyor. Yarın dese ki iki parmağınız eksik, öyle yapacaklar. Ya dese ki vazgeçtim, hepsini açın, öyle yapacaklar. Allah akıl versin ya. Vallahi Allah akıl versin. Böyle bir siyasi süreç olmamıştır. Onun için o kadar sorumluluğumuz büyük ki sadece bu seçimi 16 milyon insan için değil, fikri ve vicdanı hür olmayan o bir avuç insanı da özgürleştireceğiz kardeşim. Var mısınız özgürleştirmeye? Sevgili Zeytinburnlular, benim güzel hemşerilerim bana diyorlar ki bu seçimde tek kaldın. Bak her parti adayını çıkardı, hatta bağımsız adaylar çıktı. 52 tane aday var. Tek kaldım, bu işin zor. Ben de diyorum ki, tabii siz varsınız zaten öyle. Ama ben ne diyorum biliyor musunuz? Allah'ıma bin şükür, kul hakkı yemedim kardeşim. Haram yemedim. Hak edenin hakkını hak etmeyene vermedim. Eş, dost, akraba kullanmadım, kollamadım. Kimseyi oy verdi vermedi diye vallahi billahi ayırt etmedim. Eşit ve adil hizmet vermeye en yüksek seviyede gayret ettim. Ayrımcılık yapmadım. Bakın 5 yılın sonunda ne yaptıysam şunu yaptım. Milletin parasını millete verdim. Vermeye devam ediyorum kardeşim. O yüzden bendek değilim, zaten söylediniz. Benim 16 milyon hemşerim dağ gibi yanımda. 52 değil, 152 rakip de çıksa 31 Mart akşamı biz İstanbul'la birlikte oluruz. İstanbullularla birlikte olur ve anlaşırız. Hem de öyle güzel anlaşırız ki hayal kuranlar şaşa kalır. 31 Mart akşamı daha mutlu, daha güzel ve çok daha başarılı bir İstanbul ve Zeytinburnu için hem bana hem de Onur Soytürk'e destek vermeye hazır mıyız? Ceketi biraz sonra çıkarayım ya arkadaşlar. Hasta oluruz sonra, dur. Daha bir ay koşacağız, öyle değil mi Onur? Aynen öyle, bir ay koşacağız. Biz yönetiminde bizi tercih etmese de Zeytinburnu'nu ve 39 ilçesinin hiçbirisini ihmal etmedik. İşimizi, görevimizi yaptık. Birkaç hizmetimizi hatırlatmak isterim. Geçmiş yönetimden devraldığımız bir işten bahsetmek isterim. Burada Loca Mahal projesi var, belki bilirsiniz. Kiptaş'a ait. Kiptaş zamanında yöneticisinin akrabasına ihale ettiği o yeri biz geldik devraldık. Yöneticisinin akrabası. Biz bu projeyi devraldığımızda mülkiyeti Kiptaş'ta olmayan ve o günün parası
O günün parası bak ona 6 ile 7 ile çarp yani. Hatta 8 ile çarp. 5 sene öncenin parası. 115 milyon lira borcu olan, her ayda 1 milyon 600 bin lira faiz ödeyen, her ayda 1 milyon liranın üzerinde kira yardımı ödeyen ve tümüyle sorunlar yumağı haline gelen bir işti. Buranın tüm teknik, finansal, hukuki sorunlarını çözdük. İnşaatını bitirdik. Tertemiz hale getirdik. 1339 Zeytinburnulu hemşerimin oraya yerleşmesini 2021'de bu kardeşiniz ve ekibi halletti ekibi. Bakın diyorlar ya biz başlattık. Biz zaten birazını yapmıştık. Bütün devrettikleri işler böyle sorunluydu. Aynı zamanda Zeytinburnu'nda eski Kazlı Çeşme'yi bilirsiniz değil mi? Hani eski deri fabrikaları falan. Oranın var ya taşındıktan bu yana yaklaşık 40 senelik tapu ve plan sorunu vardı. 40 sene vatandaşlar bu kardeşinizin şeffaf, adil, ahlaklı, hukuki düzenlemeleri layıkıyla yerine getiren aynı Onur Soytürk kardeşim gibi yönetici kardeşlerimle oradaki vatandaşlarımız da tapularına kavuştu, tapularına. Yıllardır mahkemelerde ve birçok dairelerin belki koridorlarında sürünen vatandaşlar tapularını dağıttığımızda o kadar mutluydular ki gözyaşlarını tutamadılar, dün gibi hatırlıyorum. Ve orada yaş almış abilerimiz, ablalarımız, ya bu iş başladığında ben 30 yaşındaydım, bak kaç yaşına geldim dediler. O bakımdan yeni İBB yönetiminde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda şeffaf bir şekilde yürütüldüğü için imar uygulamaları tercih edildi ve orada çok güzel bir planlama sürecini bitirdik. Hem de kamu lehine yeni araziler kazandık, kamu lehine. Hepsi bir başarı. Ona buna peşkeş çekmedik. Zeytinburnu sahilde Bakırköy'e kadar uzanan Balkan Şehirleri Parkı'nı açtık. 75 bin metrekare. Metruk haldeydi biliyorsunuz değil mi? Balkan Parkı'nı açtık. Tabii çok güzel bir kullanım sahasına sahip oldunuz. Park içerisinde yeşil alanlar, çocuk ayın alanları, koşu parkuru, bisiklet alanlarıyla çok değerli bir parka ulaştık. Yedikule'de spor merkezi projemizi tamamladık. Şehit Esra Hakan Tekin Parkı'nı açtık. Abay Caddesi'nde başlattığımız düzenlemeyi bitirdik. İstanbul'un ilk deprem parklarından biri statüsüne kavuşan Topkapı Deprem Parkı'nın düzenlemelerini yaparak vatandaşlarımızla buluşturduk. Zübeyde Hanım Caddesi'ni düzenledik. Burada bir psikolojik danışmanlık merkezi açtık. Zeytinburnu'nda atık su ve dere ıslahı düzenlemeleriyle birlikte İSKİ'nin her ilçede fark yarattığı gibi burada da fark yarattık. 1 milyar 400 milyon lira kaynağı İSKİ olarak Zeytinburnu'na ayırdık. 10. yıl deresi havzasını ıslah ettik. Zeytinburnu kent merkezinin her yerinde doğalgaz var zannedersiniz, öyle değil mi? Biz Zeytinburnu'nda tam 8864 metre, yani tam 9 kilometre doğalgaza hattı yaptık yeniden. Fişekhanede insanlarımız daha güzel faydalansın diye Beltur kafemizi açtık. İstihdam ofisinin bir tanesini daha burada açtık. İş arayan hemşerilerimize iş imkanı sağlıyor. Altısını yeni açtığımız 16 halk ekmek büfesiyle en yoğun hizmet ettiğimiz yerlerden birisi Zeytinburnu oldu. Biz söz verdik mi yapanlardanız. Geçmişimiz tertemiz. Tutulmamış sözler, boş vaatler bizim geçmişimizde olmadı, olmayacak. İhmaller, ihanetler olmadı, olmayacak. İsraflar, yolsuzluklar, hepsini tarihe gömdük, hepsini. Hesabı verilemeyen, inkar edilen imzalar yok. Parsele özel, imar rantı yok.
Geçmişimiz bu kadar temiz olduğu için geleceğimiz de gökyüzündeki güneş gibi şeffaf ve aydınlık olacak. Gelin hep birlikte o aydınlık geleceğe yürüyelim. Hazır mıyız? Kıymetli dostlarım, sevgili hemşerilerim, yeni 5 yıllık dönemde Zeytinburnu'na özel ilgi göstereceğimizi, daha güçlü hizmetler yapacağımızı bilin. Çünkü çok değerli bir belediye başkan adayınız var. Özellikle şehir plancısı, genç, dinamik kardeşim, değerli bir ekiple, buradaki yol arkadaşlarıyla, başta kentsel dönüşüm olmak üzere, İmar AŞ'deki genel müdürlük deneyimleriyle çok daha güzel işler yapacak. İstanbul'umuzun güzide okulu, Mimar Sinan Üniversitesi'nden şehir plancısı olarak mezun olan Ordulu genç bir kardeşim. Yine rahmetli Kadir Topbaş'ın kurduğu İstanbul Metropolitan'da çalışmalar yapmış, önemli bir sürecin içinde olmuş genç bir kardeşim. İstanbul'a rant gözüyle bakanlar değil, İstanbul'a hizmet gözüyle bakanlarla da 5 yıl belediyecilik yaptı. İstanbul Planlama Ajansı sürecinde değerli katkılar oldu. Şimdi işte size aday olarak böyle başarılı bir arkadaşımızı görevlendirdik. İnşallah siz bana olduğu gibi 31 Mart'ta da Onur kardeşime sahip çıkacaksınız, öyle değil mi? 5 yıllık görev süremde kağıt temel atma, kağıt açılış, inceleme, icraat odaklı ziyaretlerle her ilçeye, bakın her ilçeye en az 20 kez, 30 kez gittim. Buraya da öyle geldim. Yeni dönemde daha çok geleceğim. Çünkü yapacağımız çok fazla işimiz var. Çok fazla işimiz var. Altın tasta, güzel kızım yazmış. Altın tasta üzüm var, benim sende gözüm var. Seni severim ama Eko Başkan'a sözüm var. Senin pırlanta gözlerinden öpüyorum. Fıstık, fıstık, buradaki kızlarımız da çok tatlı. Sen bir tanesin, yakışıklı adamlar, bir tanesiniz, harikasınız. Sevgili annelerimiz, içimizi ısıtıyorsunuz. Allah sizin duanızı benim yanımdan eksik etmesin. İyi ki varsınız. O kadar seviyorum sizleri ki her birinize bakarken anneciğimi özlüyorum. Her birinize bakarken yuvamı, ailemi özlüyorum ama şunu söyleyeyim. Allah beni sizlere mahcup etmesin. Bu şehrin bebeklerine, çocuklarına bu kardeşiniz mahcup olmasın diye çok çalışacak. Hep birlikte tam yönleri diyeceğiz. Tam yönleri diyeceğiz. Zeytinburnu hazır mıyız? Her şey. Arka taraf. Her şey. Her şey. Çok güzel olacak. Tam yönleri. Kalın sağlıcakla. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu. Zeytinburnu çok daha, güzelsin. Bir daha, bir daha oy. Sallayın bayrakları. Daha coşkulu. Daha coşkulu. Bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu'nun meydanlarında daha, sevgi var. Bir daha, bir daha oy. Yeniden bir daha İstanbul'da İmamoğlu. Şu kalpleri bir görelim mi? Hadi bir bayrakları indirin. Bayrakları indirin, bir kalpleri görelim. Sayın Başkanım, kalpleri görelim. Kalpleri görelim. Kalpleri görelim. Kaldırın elleri. Kalpleri görelim. Haydi Zeytinburnu. Kalpleri görelim. Şahanesiniz. Çok güzelsiniz. Her şey çok güzel olacak. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da
İstanbul'da İmamoğlu, bir daha bir daha oy, bir daha bir daha oy, yeniden bir...